sonra diyebilir. Biraz sonra bir karşılığını söyleyeceğim. Bir tane çakın, 600 tane. Evet, fotoğrafa bakalım şimdi. Tabii kameranın önünü çok kapatmayalım. Canlı yayındayız. Bursa'da Medya Farklı Katları'nda Kuş Cenneti Organizasyonu sponsoru başlıyor. Çok kıymetli milletvekilimiz ve değerli konuklarımız arasında şu anda özellikle ev sahibi Kuş Cenneti ve misafirimiz Topiçer arasında oynanacak. 30 yıl sonra başlayacak. Sağda topu varlanmaya başlayacak. Önemli bir an. Kutlandığa bir kez daha teşekkür borç biliyoruz. Ve şimdi sevgili muhtarımız, milletvekilimiz ve misafirlerimiz takım katlarına sembolik olarak tabii bu arada Bandırma Belediye'miz bu sahanın hazırlanmasına çok çok katkıda oldu. Hala katkı veriyor. Sulama sistemi olsun, çim ekimi olsun. Onların altyapı hizmetleri olsun. Onların da desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Onlarla da beraberiz. Onlara da her zaman çok çok teşekkür ediyoruz. Bandırma Belediyesi, pardon, Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizde bizlere gerçekten her zaman arkasında olduğunu gösterdi. İşte bakın tel örgüler. Gece maçı oynuyoruz burada. Gece maçı için aydınlatmalar, fileler, yedek kulübeleri. Onları da arkamızda görmekten çok büyük bir mutluluk duyduk. İnşallah devamında da destekleri gelecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de çok 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 teşekkür ediyoruz. Böylesine birlik ve beraberlik dolu bu organizasyonu üstlenmekten, önce olmaktan, içinde olmaktan büyük bir onur, gurur ve mutluluk duyuyorum. Bütün çevre halkına, kırsal mahallelere hayırlı olsun. Kırsal mahalleler her zaman hatırlanmalıdır. Amacımız bu etkinlikleri kırsala yaymak. Biz köylü çocuğuyuz. Bununla olmaktan da gurur duyuyoruz, övünç duyuyoruz. Çünkü biz bu aktiviteleri artık evet şehir merkezlerinde oluyor, bazı imkanlar var ama biz bu aktivitelerin köylere yayılmasını, köylere gelmesini, köydeki gençlerin bu imkanlara sahip olmasını özellikle istiyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi de tüm büyüklerimizden bu konuda desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok sevgili protokol, çok kıymetli misafirler, spor severler, köylü milletin efendisi, güzide insanlarımız. Bir kez daha sevgili muhtarımıza, destek veren herkese teşekkürü borç bildiğimiz bu anlamlı günde 3 Mayıs'ta buluştuğumuz, bayram arifesinden sonra bayramlaştığımız güzel bir spor organizasyonu, futbol şöleninde güzel ve anlamlı günde buluşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi sevgili milletvekilimiz Sayın Subaşı'yı konuşmanı yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, alkışlarımız lütfen. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan bayramını inşallah mutlu, huzurlu bir şekilde kutluyoruz, kutlayacağız. Hanımefendileri, beyefendileri, çocuklarımızı, değerli hemşerilerimi gönülden tebrik ediyorum ve bu etkinliğe sahip çıktığınız için de teşekkür ediyorum. Tabii muhtarım söyledi ama bu etkinlikle ilgili bize bilgi geldiği zaman bugün rahatız, maskelerimiz yok. Henüz pandemi şartları şimdiki kadar rahat değildi. Tabi o zamanki devletimizin yöneticileri, valimiz, kaymakamımız, emniyet ve güvenlik güçlerimiz o günkü şartlarda bunu değerlendirdiler. İzinle alakalı biraz sıkıntı olabileceğini söylediler. Tabi biz de dedik ki biz hemşehrilerimize güveniyoruz. Biz bu toprağın, bu yörenin insanıyız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlık Bakanlığı'yla da yaptığımız görüşmelerden sonra pandeminin bugünlerde kalkacağıyla alakalı bilgiyi alınca böyle bizim de bir ufacık bir katkımız olduysa bahtiyarlık diyoruz. Ben tüm sporcu şu anda maç edecek açılış maçında kardeşlerime başarılar diliyorum. İzleyen seyircilere mutlu, güzel, zevkli bir seyir diliyorum. Burada kaybeden olmayacak. Tabii ki maç 1-0'ı
sağlayanın lehine sonuçlanacak ve o galip ilan edilecek ama bu etkinliğe birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygusu içerisinde katılan bütün takımlarımızı ben hepsini birinci olarak ilan ediyorum. Tabii ki kupayı alacak takımı da şimdiden tebrik ediyorum. Final maçında bir aksilik olmazsa 9 Haziran'da burada tekrar olmayı ümit ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Milletvekili Sayın Yavuz Sıvaş'ı burada, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Sayın Mehmet Doğan burada ve Kuş Cenneti Muhtarı Sayın Murat Özgenç burada. Onlarla birlikte röportaj yapıyoruz Bandırma basını olarak. Sayın Vekilim, ilk önce sizden başlayalım. Ne diyeceksiniz? Ben öncelikle bu yayını izleyen tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramın ikinci gününde bir bayram coşkusu ortasında cennet köşelerimizden Kuş Cenneti mahallemizde hemen gölümüzün kenarında böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğin yapılmasında gayretler olan muhtarımız, değerli muhtarımız Murat kardeşim ben tebrik ediyorum. Hakikaten güzel bir etkinlik. Ben bu etkinliğin centilmence, barış içerisinde, huzur içerisinde herkesin kazanabileceği bir ortamda geçmesini diliyorum. Katılan spor takımlarına da başarılar diliyorum. Önemli katkılarınız var. Öyle olduğu söyleniyor. Hem Murat Muhtarım tarafından hem de Mehmet Başkanım tarafından. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya şimdi tabii çorbada bir tuzumuz olduysa bundan önce bahtiyarlık duyarız. Benim gerek ilçe başkanımız Mehmet Doğan, gerek muhtarımız Murat kardeşimiz bir gün Bandırma'da olduğumuz zaman bir görüşmek istediğini söyledi. Görüştük. Dediler ki ya bizim 30 seneden bir ara verdiğimiz ama geleneksel hale gelen atalarımızdan, dedelerimizden Kendemen gölümüzün kenarında sağımızda bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bu etkinlikle ilgili olarak da tabii o zaman bizim görüştüğümüz zaman şu andaki pandemik rahatlık yok idi. Hala maskelerle alakalı, hala özel organizasyonlardaki izinle alakalı sıkıntılar vardı. Biz Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde, Sayın Kaymakamımızla, Sayın Valimizle, güvenlik güçlerimizle yaptığımız görüşmelerde tabii pandeminin de bu tarihlerde giden göstergelere göre düşeceğini ve muhtemelen de yasaklarda esneme olacağıyla alakalı bilgi alınca biz bunu teminatında hem muhtarımızla Murat kardeşimizle görüşerek biz de sayın kaymakamımıza valimize ya bizler de mümkün olduğunca katılacağız. Oralarda olacağız. O biz bizim bölgemizin insanlarını tanıyoruz, biliyoruz. Bizim insanımız arasında sorun çıkmaz, kavga çıkmaz. Kaybeden kazanan elini kaldırır gibi söyledik ve öyle bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize diyebiliriz ama asıl katkı gençliğine sahip çıkan, köyüne sahip çıkan ve hemşerilerine ve vatandaşların bu geleneksel mücadelesine sahip çıkıp da bugünkü etkinliği gerçekleştirilmesinde ön ayak olan bence muhtarımdır. En büyük övgü ve alkış ben muhtarımın olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Ben şimdi bir başkanıma dönmek istiyorum. Önemli bir köprü oldu muhtarımın bu projesiyle ilgili. Bu projede gerçekten önemli bir köprü oldunuz. Bununla ilgili size... Şimdi ortak akıl olunca güzel şeyler çıkıyor. Muhtarımla beraber, diğer muhtarlarımızla beraber uzun uzun geceleri toplantılar yaptık. Nasıl yaparız, nasıl olur diye. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun o konuda bize büyük destek verdi. Tıkandığımız en son karamsarlığa kapandığımız yerde sağ olsun sayın vekilimize en son söyledik. Yani muhtarım biraz önce söyledi. Kendilerine bu anlamda referans ve kefil olduk. İnşallah dostluk kazanacak, kavgasız, gürültüsüz bir ortam olacağını bize taahhüt ettiler. Biz de gerekli büyüklerimize söyledik. Sağ olsun son noktayı da Yavuz Vekilim Vali Bey'e iletince, Kaymakam Bey'e iletince güzel bir şey çıktı. Güzel bir bayram yaşanıyor şu anda Kuş Cenneti'nde. Kuş Cenneti'nde, Bandırma'da işte bölgemizde ortak akıl olunca güzel işler oluyor. İnşallah daha güzel işler olur diyerek tekrar tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Vekilimize de muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz ve şimdi muhtarımız, Kuş Cenneti muhtarımız Murat Özgenç'e soruyoruz. Zor bir organizasyon. Vekilimiz size destek çıktı. AK Parti Bandırma İlçe Başkanımız size destek çıktı ve siz de bu organizasyonu gerçekleştirdiniz. Ne diyorsunuz? Çok kısa ve net, birlik ve beraberliğimiz zaferi. Bunu tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Birçok alanda tıkandık, sorunlarımız oldu. Ama en büyük sorunumuz da tabii
her şeyimiz hazır olmuş olsa bile bu organizasyonun gerekli izinleriyle ilgili sıkıntımız vardı. Dediğim gibi gerçekten Mehmet Doğan Başkanımız bize aracılık etti ve Sayın Vekilimize, Yavuz Subaşı Vekilimize ulaştı ve bu organizasyonun önünü açtı. Bizlere tabiri caizse kefil oldu. O yüzden kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, biz çok çaba sarf ettik ama tıkandığımız bir nokta vardı. İşte o seti açtılar. Bizim önümüzü açtılar. İnşallah bundan sonra çok çok güzel şeyler olacak. Tabii burada Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizin de çok büyük katkıları var. Aynı zamanda Bandırma Belediye'mizin de çok büyük katkıları var. Diğer katılan, iştirak eden takımlarımızın da çok çok büyük katkıları var. Ya bu dediğimiz gibi birlik ve beraberlik sayesinde kazanılmış bir güzel bir organizasyon olacak inşallah. Yıllardır hayal ettiğimiz bir şeydi. Çocukluk hayalimizdi belki de. Evet, zor bir organizasyon çünkü ilk kez yapıyoruz. Bazı eksiklerimiz olacak bu konuda. Artık herkesin hoş görmesini temenni ediyorum. Başarı önemli değil. Önemli olan bunu sürdürülebilmek ve birlik beraberliğimizi bozmamak. Birlik beraberlik kırmızı çizgimiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka röportajlarda buluşmak üzere. Sevgili Bandırma şehri izleyenleri, Kuş Cenneti futbol turnuvasındayız ve yanımızda Göksel Karlağan var. Göksel Karlağan, bu da bu organizasyonda önemli etkisi olan insanlardan biri. Kendisine soruyoruz. Ne düşünüyor bu organizasyonla ilgili? Ya tabii daha önce de bizim hani spor merakımız, gençlik yıllarımızda bizzat 14-15 yıl hani sahada futbol oynamamız, aynı zamanda Bandırma Spor'da yöneticilik yapmamız, bu konuya uzak biri değiliz. Hem bizim spor kimliğimizle hem siyasi kimliğimizle bu şekilde mahalle aralarında spor tesislerinin yapılmasını baştan beri arzuladığımız, istediğimiz bir olaydı. Genç kalınmış bir olay ama ne zaman hani başlaması da bir olaydır. Bence buradaki daha önce siyasi kimliğimizde de bizim bir zamanlarda belediye başkanı adaylığı zamanımızda Kuş Cenneti için çok güzel planlarımız vardı. Bunun haricinde şuradaki doğal güzelliği baktığımızda işte Kuş Cenneti'nin olması, kuşlarının olması ve aynı zamanda da buradaki sahanın yanında boydan boya sahil bandının yapılması kırsal mahallelerimizde de bir hareketlilik getirir. Yeniden şehirlerdeki göçü tekrar köylerimize, kırsal mahallelerimize sağlamak için hem spor yönünden, hem ekonomi yönünden, hem tarımsal yönünden bu gibi desteklerin verilmesi lazım. Aynı zamanda bu spor etkinliğinde emeğe geçen Bandırma Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne ve özel kuruluşlara teşekkür ederim. Bu gibi çalışmaların ileriki yıllarda daha iyi, daha hızlı şekilde olmasını temenni ediyorum. Bu turnuvada Karacabey'den 3 tane, Bandırma'dan 17 tane kırsal mahallemiz turnuvaya katılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunlar çoğalarak artarlar. Bunu da gönüllü insanlar da her zaman desteklemesi lazım. Biz de aynı zamanda bu konulara gönülden, canı gönülden destekliyoruz. Tekrar emeğe geçenlere de Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Peki şunu sormak istiyorum Göksel Bey. Bandırma Spor bugünlerde bir üst lige çıkma veya çıkmama ihtimali yaşıyor. Bu tür turnuvaların altyapı açısından Bandırma Spor'a katkısı olacağını düşünüyor musunuz? Tabii şimdi Bandırma Spor olarak değil, Türkiye genelinde profesyonel takımların biliyorsunuz genelde hep ilk birinci maddesi ekonomi sıkıntı. Ekonomiyi çözmek için de bunun ürünü neydir? Futbolcu. Futbolcu biliyorsunuz Türkiye piyasasında çok ciddi anlamda büyük mali yükler, yani kulüplerin en birinci masrafları futbolculara ve teknik direktöre harcanan para. Bunu çözmek için de tek bir yolu var. Altyapı tesislerine önem vermek, hani başarıyı ikinci plana itmek, altyapıda da gençlere önem verip bir üst lige, kendi takımına, profesyonel ligine topçu yetiştirmek, onların pazarlaması gelirleriyle mali yönden rahatlamaktır. Tabii ki bu gibi şeylere mahalle, kırsal takımların fonksiyonlarının çok önemi var. Bizim gençliğimizde biliyorsun şehir içinde 32 mahallenin belki 18'inde mahalle takımları vardı. Bunların isimlerini şimdi tek tek saymamıza gerek yok. Tekrar buraya dönüp altyapıya önem vermesi lazım. Bandırma Spor konusunda da son zamanlarda tesis ve altyapı yapımından da yatırımlar var. Ama Bandırma Belediyesi Büyükşehir'inde bunun katkıları var. Bu şekilde sizin dediğiniz gibi altyapı çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz.